Efendim herkese merhabalar, ben İlkay Zaman, yeni bir video ile karşınızdayım. Starbucks sordunuz, dedim ki cevaben bir video çekeyim. Amerika'da Starbucks var, Starbucks Reserve, fiyatlarını bir görelim abi, ne kadar içiyorlar, nedir, menüler neler. Sizin için bugün bir Starbucks'a dalacağız efendim. Şimdi öncelikle şunu söyleyeyim, Amerika'da Starbucks'lar 6'da açılıyor, birçok yerde de sabah 5'te açılıyor. Akşam da 6'da 7'de kapanıyor genellikle. Yani 12 saat ya da 13 saat hizmet veriyorlar. Amerika'da Starbucks'ta nasıl çalışırım ya da gelsem orada çalışır mıyım diye sorularda alıyorum. Amerika'da Starbucks'lar minimum green card'lı işe alıyorlar. Yalnız Amerika'da Starbucks'ta çalışmak çok güzel bir iş. Çünkü öğrencilerin bütün okul masraflarını dahi karşılıyor Starbucks. Güzel bir işveren aslında. Türkiye'de çok fazla Starbucks'ta vakit geçiriyoruz. Yani pandemiden önce öyleydi. Şimdi daha az vakit geçiriyoruz. Hatta geçiremiyoruz. Şimdi yeni yasadaki böyle oynamalarla falan 45 dakikalar falan filan geldi. Nasıl olacak bilmiyorum ama burada insanlar genellikle sokakta da gördüğünüz gibi Starbucks ya da başka restoranlarda pandemi yokmuş gibi takılıyorlar. Yani burada öyle bir olay yok. İnsanlar geniş alanlarda maske takmıyorlar. Millet diyor ki videolarında maskeyi göremiyoruz. İnsanlar çoğunlukla dışarıda takmıyorlar. Özel jet geçiyorlar. Ulan tarifleri bitti, özel jet geçmeye başladı arkadaş. Bu nedir ya? Çünkü alan çok büyük sevgili arkadaşlar. İnsanların birbirine temas etmesi neredeyse imkansız. Alan çok çok büyük. Kıta büyük. Ama içeride kapalı yerlerde herkes maske takıyor. Zaten her yerde de maskesiz giremezsiniz. Ya da maskesiz kimseyi içeri almıyoruz diye uyarıları görüyorsunuz. Bu arada artık burada aşı randevuları alınmaya başladı. Mesela bize geldi. Diyorlar ki Walgreens'ler bu arada, yani özel eczaneler, CVS ve de Walgreens'lerde aşı randevunuzu alın ve ücretsiz aşınızı olun. Para ödemeyecek insanlar aşı için. Biz randevumuzu oluşturduk. Onunla ilgili bir genel bilgilendirme de çekerim. Videonun yorum bölümüne yazarsanız tabii ki. Videoya geçmeden önce eller beğen butonuna gitsin efendim. Rica edeceğim. Abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Aboneler de çana zile tıklarlarsa eğer ben video attığımda çilink diye hemen size bildirim gelecektir. Efendim bakalım Starbucks'ta neler satılıyor, nasıl satılıyor? Şöyle bir gezelim. Buyursunlar efendim, Amerikonya'da Starbucks'lar. Buyurun. Gördüğünüz üzere Starbucks'ların hepsi hem bahçede hem de içeride hizmet veriyorlar. Şimdi böyle bir tanesine girelim. Ne menüleri var, neler satıyorlar. Bizim memlekette Starbucks'tan kahve almak büyük bir olaymış gibi davranıyor herkes. Ama burada tabii ki de öyle bir şey yok. İçeride oturamıyorsunuz şu anda. Sadece dışarıda oturabiliyorsunuz. Ya Amerika'da da herkesin evinde, of course, Amerika'da hemen herkesin evinde kahve makinesi vardır. Ama yine de insanlar sabahları Starbucks'ın önünde bir kuyruk yaparlar. Onun da sebebi sosyalleşme aslına bakarsanız. Ve de burada tabii evde yapamadıkları bazı tarifler var. Burası ufak bir Starbucks'mış bu arada. Evde yapamadıkları tarifleri burada alıyorlar. O da var. Yani sütlü yapamayan var belki de. Farklı şeyler seven var. Ama sosyalleşme Amerika'da çok büyük bir olay olduğundan dolayı burada insanlar genellikle böyle sıraları falan severler dalmayı. Tarz olarak rezerv olmadığı için tarz olarak bizimkinden hiçbir fark yok. Go ahead by the way. Yeah sure. Of course. Abla beni sıra bekliyor zannetmiş, ona bir sıra verdim. Tarz olarak hiçbir farkı yok. Yani zaten bütün dünyadaki Starbucks'larda aynı tasarımı kullanıyorlar. Şöyle biraz etrafı göstereyim. Yani ufak bir Starbucks dediğim gibi, öyle çok büyük değil. Dışarısı fena değil, dışarısı biraz daha büyük. Dünyadaki hemen hemen bütün Starbucks'lar aynı ama şöyle bir detay var. Amerika'da Starbucks sayısı çok fazla ama Amerika'dan sonra bildiğim en çok Starbucks olan ülkelerden bir tanesiyiz. Hatta İtalya'da bir tane var. Ya o da zaten İtalya kahve cenneti olduğundan dolayı bir tane var orada, burası gibi değil. Şimdi şuradan biraz menülere bakalım, ne yapıyorlar, ne ediyorlar falan, onlara biraz göstereceğim size. Kahvelere geçmeden önce şunları da biraz göstereyim. Burger de yapıyorlar, sandviçler de var, tatlılar da var. Aşağıda gördüğünüz gibi sular satılıyor, cipsler. Yani bizim Türkiye'dekinden çok bir farkı yok gibi. Ama yani içerik olarak farkı vardır tabii ki. Birkaç eksik ya da fazlası vardır. Şuradan şöyle biraz da göstereyim. Sattıkları ürünler de hemen hemen aynı zaten. Kahve kapları, ondan sonra büyük bardaklar, maglar falan ya da aşağıda kahveler aynı şekilde. Farklı farklı. Burada istediğiniz kahveyi alıp yine çektirebiliyorsunuz istediğiniz gibi. Böyle powder dedikleri pudra gibi olan, daha sert olan falan. Türkiye'de hiçbir farkı yok. En büyük fark Türkiye ile fiyatlar. Burada işte böyle şeyler satıyorlar. Moon cheese falan, ne olduğunu bilmiyorum vallahi hiç. Starbucks'a çok fazla girmem. Sadece Pike dedikleri günlük böyle sürekli yaptıkları bir kahveleri var. Onu severim, güzeldir.
Onun dışında çok fazla bir şey almam. Oo, burada varmış fiyatları. Şimdi Evolution Fresh Juice diyor. Şunlar yani şu arkadaki meyve suları. 3.95'ten başlıyor 4.95'e kadar. İşte şeyde göre değişiyor. Watermelon var bir tane mesela. Karpuzlu, kavunlu artık neyse. Arkasında orange var, portakal. Burada şöyle kenara kaydırayım. Juice and Dairy diyor. Sütler ve de şeyler, meyve suları. Onlar da 1.95'ten 2.45'e kadar fiyatları. Nitro Refreshment var. Nitro Cold Brew var mesela. Soğuk kahve 4.45'miş efendim. Bir de Tijuana Sparkling Iced Tea varmış. O da 2.95'miş. Sular da 2.25-2.45 arası. Vay anasını pahalıymış sular ya. Yerine kaydıralım. Paninis and Sandwich diyor. Heh. Şu yukarıdakilerin de aslında fiyatları orada yazıyor, kalorileri de yazıyor. Onları bir göstereyim. Şurada mesela breakfast wrap diyor. Breakfast dürümleri yani. Bacon, sausage and egg. 5.45'miş efendim. Southwest veggie varmış. Bu şey içinde yeşillik olan sadece 5.45'miş. Şunları göstereyim mesela. Şu kek, neli kek bilmiyorum. Ha, muzlu kekmiş. Banana ve nut. Fındık ve de muzluymuş efendim. 3.15'miş fiyatı. Yan tarafa geçelim. Blueberry'li bir şeyler varmış orada. Vanilyalı, vanilya fasulyeli gibi bir şey diyor. Vanilya bean. Vanilya parçası herhalde bin dediği fasulyenin ne alakası var? 1.25 ve de 2.75'miş. Şu aşağıda protein boxes bowl. Şimdi bunlar öyle geçiyor. Protein mesela egg and cheese mesela. Yani hem peynir hem de şey yumurta. İçinde farklı şeyler var. Türkiye'de bu paketler satılıyor diye biliyorum. Onlar da mesela 5.95 ile 8.45 arasıymış fiyatları. Paninis and Sandwich de 5.75'ten 5.96-6.75'e kadar gidiyormuş. Yanıldım en aşağıya bakınca. Yani fena fiyatlar değil. Snack diyor. Snack'te de şunlar galiba anladığım kadarıyla. Ya da arkadakiler bilmiyorum hangisi olduğunu. Onlar da 5.95'miş fiyatı. Yani genel olarak fiyatlar böyle. Şunlar ne kadarmış mesela? Roasted ham and Swiss diyor. Peynirli, domuzlu olan varmış bir tane efendim. Şöyle burger tarzında 4.95'miş. Double smoked bacon cheddar varmış. Çift tütsülenmiş bacon, domuz pastırması ve de cheddarlı olan 4.95'miş. Turkey bacon, hindi pastırması ve cheddar peyniri, o da 3.85'miş. Ya bu Turkey ile ilgili de videolara millet arkada Türkiye yazıyor, as bayrakları falan diyor. Arkadaşlar hindi demek o ya. Çok çirkin ve de nefretlik bir hikayesi var ama adı Turkey kalmış. Ben de çok büyük uyuz oluyorum yani. Niye Turkey hindi olarak geçiyor? Sinir bozucu bir şey. Saçma sapan bir hikayesi var. Google'dan da bakabilirsiniz. Kalmış adı böyle. İnşallah değiştirirler. Sausage and cheddar diyor. Sosis ve de cheddar peynirli o. O da 3.45'miş. Ablacığım tip kutusunu kullanmıyorsanız ben şuradan 1-2 dolar alsam. Benim benzin parası yapacağım. Karşıya geçeceğim. Dilenci değilim. Kaçtı yalan. Go ahead. Oh, thanks. So we have to ask a question. Okay. Actually, maybe you know, Rocco's Tacos and Tequila. Where is it? Tequila? Yeah, you can't find it. Rocco's Tacos. It's like a restaurant. I don't know actually. Yeah. You know. Ablalar bir tane taco dükkanı soruyorlarmış da. Nerede olduğunu bana soruyor. Belki siz biliyorsunuz diye. Ben nereden bileyim ya? Evet efendim. Fiyatlara geçmeden önce şunu da söyleyeyim. Bütün Starbucks'larda, hemen hemen bütün restoranlarda olduğu gibi su ücretsiz. İçeriye girip su isteyebilirsiniz efendim. Kimse sizden para istemez bunun için. Şimdi en başta frappuccino'lar var. Karamel Ribbon Crunch var mesela. 5.25 diyor. Kalorilerini de yazıyorlar yanına. Türkiye'de vallahi hiç dikkatimi çekmemişti. Yazıyorlar mı yazmıyorlar mı bilmiyorum. Altında Mocha Cookie Crumble var. O da 5.25 diyor. Vanilla Bean Cream var hemen altında. 4.55 falan yazıyor. Ya yazılar da o kadar küçük ki okuyamıyorum. Strawberry 4.55. Karamel 4.55 ya da 4.95 onlar galiba. Mocha 4.95. Siz ekrandan daha büyük görüyorsunuz. Ben göremediğim için söylemiyorum. Tea and Refreshments diyor. Yani çay ve böyle serinleticiler diyelim ona. Chai latte var. 4.45'miş efendim. Matcha green tea latte var mesela. 4.45. Royal English breakfast tea varmış. 2.75'miş. Honey citrus mint tea varmış. 3.65'miş fiyatı. Ice pineapple matcha coconut milk drink. O ne lan öyle? Süpermiş. 4.35'miş fiyatı. Altında yine o kadar uzun bir ismi olan guavalı olan varmış. Aynısının buzlusu. O da 4.35'miş. Ice peach green tea lemonade varmış. 3.75'miş. Kiwi star fruit varmış. O da 2.85'miş. Mango falan altta gidiyor. Şuradan espressolara bakalım. Bunları biraz daha düzgün okuyabiliyorum. En azından yaklaştım. Efendim o da espresso ve kahveler. Yani espresso ve de kahveler. White chocolate mocha efendim. En çok söylenen white chocolate mocha. 4.95'miş. Kafe mocha 4.45'miş. Karamel macchiato 4.75'miş. Flat white dediği 4.75. Kafe latte 4.15. Cinnamon dolce latte varmış 4.35'miş. Nitro cold brew with sweet cream. Vay anam vay.
4.95'miş. Cold brew with dark cocoa almond milk foam. Bu badem sütüyle yaptıkları varmış bir tane efendim. 4.75. Cold brew diyor, yani o soğuk damıtılmış kahve. Dark cocoa, yani işte koyu kakao ve de badem sütü. Bu nasıl bir şey lan bu? Starbucks cold brew 3.95'miş efendim. Salted caramel cream cold brew varmış. Bu tuzlu karamel kremaslı soğuk damıtma varmış. 4.75'miş fiyatı falan, böyle aşağıya doğru gidiyor. Yan tarafında da pistachio görüyorsunuz. Fıstık demek bizdeki. Pistachio latte 5.25'miş. Grande olanı, bir de yanında grande pistachio frappuccino varmış. O da 5.25'miş. Onun da yanında bunlar da var dediği spinach, yani ıspanak, feta, bizim beyaz peynir. O biraz daha böyle Yunan beyaz peynir diye geçiyor. Egg white wrap diye geçiyor. Beyaz yumurtanın beyazı, işte dürüm, wrap de dürüm aslında. Dürüp büktükleri şey. Impossible breakfast sandviç varmış. Yani işte güzel, böyle harika bir kahvaltı sandviçi. O var. Alt tarafında onların da menüleri vardır illaki. Ama ben genel olarak size, ya bu arada şöyle söyleyeyim. En pahalı şey 5 dolar farkındaysanız şurada. Frappuccino, bu şey pistachio frappuccino ve de pistachio latte 5 dolar 25 cent mesela, ikisi de farklı farklı. Nicely non dairy var mesela, bunlar da honey almond milk flat white, işte ballı badem sütlü olan varmış bir tane efendim. Grande olanında 5.45'miş. Yanında da honey almond milk cold brew varmış. O da cold brew dedi işte, biliyorsunuz soğuk damıt, yani bu nasıl damıtma mı diyeyim ona. Süzme, damıtma kahve işte. Ondan sonra o da 4.25'miş. Biri 170 kaloriymiş, biri 50 kaloriymiş. O da kalorisi bayağı azmış sağdakinin. Onun da fiyatı 4.25'miş. Yani 5.25'ten daha pahalı hiçbir şey yok. Şimdi bunu mantık olarak şöyle düşünmeniz gerekiyor. Burada adamlar dolar maaş alıyorlar ve dolar ödüyorlar. Yani 3.000-5.000 dolar maaş alan adam en büyüğüne, grande olan fiyatına 5.25 veriyor. 5 dolar veriyor. Yani Türkiye'de 5000 lira maaş alıp 5 lira verdiğimizi düşünelim. Efendim, umarım video hoşunuza gitmiştir. Amerika'daki Starbucks fiyatları hepsini size göstermek istedim. Bir tane de rezerv bulacağım. Starbucks rezerv bulacağım. Çünkü onların tarzları, yaptıkları içerikler falan filan çok farklı. Çok daha güzel. Onları da göstereceğim. Bu arada tabii menüdeki her şeyi gösteremedim. Yani menüde yazan her şeyi söyledim ama onun dışında da bir sürü şeyler var. Bu arada Blondie ile mesela çok kafayı bozmuşlar. Ondan sonra bu işte karışık olan farklı falan kahve türlerinden yaptıkları, onlar da var. Onları da rezerve saklıyorum. Bir dahakini de orada çekerim. Umarım video sizin için faydalı olmuştur, hoşunuza gitmiştir. En kısa zamanda yeni bir videoyla karşınızda olacağım. Görüşmek üzere. Hoşça kalın efendim.